Merhaba, Korece dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Korece ünsüz harflere devam ediyoruz. İlk ve şi harfi iyice öğrendiysek, altıncı harfle devam edelim. Altıncı harfimiz B-I, çıkardığı ses B. Bu sesi çıkartabilmek için artı ve üst dudak birbirine çarpar. Türkçedeki B sesinden daha sert bir sesi duyarız. Bu, P'ye yakın bir sestir. B. B. Yedinci harfimiz şi o. Çıkardığı sesler S, şi. Bu ses dişlere çarparak çıkar. Bu sesin hangi durumlarda S, şi olarak sesletildiğini yeri geldikçe sizlere bahsedeceğim. Türkçedeki S, Ş sesleriyle aynıdır. S, S. Sekizinci harfimiz İ-ın. Çıkardığı ses ın. Bu ses çıkartırken sanki bir şey gırtlağınıza takılmış gibi düşünebilirsiniz. Bu harf hezenin ilk sesi olduğunda sesi yoktur. Hezenin son sesi olduğunda ın şeklinde sesletilir. Ün. Ün. Dokuzuncu harfimiz C-ı. Çıkardığı ses C. Türkçedeki C sesinden biraz daha sert bir C sestir. C. C. Şimdi de bu 5 harfin yazılışlarına bir göz atalım. Bu harfini yazmak için öncelikle yukarıdan aşağıya bir çizgi, sonra yanına buna paralel başka bir çizgi çekilir. Bu iki çizgi önce ortadan sonra da alt kısmında birleştirilir. Okunuşu B. B. S harfini yazmak için bir noktadan sonra doğru yay şekilde çizgi çekilir ve bu yayın ortadan noktasından sağa doğru bir bacak çizilir. Okunuşu S. S. I harfini yazmak için ortadan başlayarak saatin ters önünde bir yuvarlak çizilir. I. I. C harfini yazmak için soldan sağa doğru bir çizgi çekilirken el kaldırmadan aşağıya doğru bir yay çizilir. Bu yayın ortasından sağa doğru bir bacak çizilir. Okunuşu C. C. Şimdi de bu harfleri artı temel ünlü harfle birlikte okuyalım. Pa, po, po, pu, pı, bi. Sa, so, so, su, sı, şi. Duyduğunuz gibi s ünsüz harf ile i ünlüsü birlikte okunurken şi sesi verir. I harfini okumadan önce şunu söylemek isterim ki Korece'de hiçbir ünlü harf tek başına yazılamaz. Önüne ın harfini alır ama dikkat etmeniz gereken şey ünlünün önündeyken yani hezenin ilk sesiyken bu harfin sesi yoktur. Dolayısıyla bu hezeleri A, O, O, U, I, İ diye okuruz. Yazarken ise bu şekilde yazarız. Ça, ço, ço, cu, cı, ci. Şimdi de bu hezelerin kestiği sözcükleri hep birlikte okuyalım. P, A, pa, C, I, C, Pa, C. P, O, Po, S, I, S, Po, S. S, A, Sa, C, A, Ça, Sa, Ça. A, I, A, I. I, A, A, P, O, Po, C, I, C, A, Po, C. C, U, C, S, I, S, C, S. C, I, C, T, O, TO, C, TO. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.